Boyuna çırpınır durursunuz onu bir şeye benzetmek için. Hala biz düşününüz bu meşrutiyetten alsak ele 100-150 yıl geçmiş, biz hala sistem arıyoruz. Şu an yani diyelim ki hani başkanlık sistemi isteniyor ya, başkanlık sistemi. Bu bir memleket 150 yıl sistem tartışır mı? Bunu madem öyle istiyordunuz, meşrutiyette tartışsaydınız da bir geçek bir sistem bulsaydınız biz de yürüseydik. Veya o zaman olmadı, cumhuriyette bulsaydınız, cumhuriyeti yaparken 23'te bulsaydınız sistemi, yine bulamadınız. 45'te sistem değiştirdik, çok partili sisteme geçtik. O zaman bulsaydınız sistemi, bulamadınız. Şimdi de bulamazsınız. Başkanlık sistemini de getirseniz bulamazsınız. Çünkü siz sistemin veya rejimin veya sistemin esas olduğunu zannediyorsunuz. Yani bunun, bu geldi mi her şey bitecek, her şey gül gülistanlık olacak. Cumhuriyette de öyle dendi. Meşrutiyette de öyle dendi. Her şey gül gülistanlık olacak. Çok partili düzene geçtiğimizde de söylendi. Şimdi de bu başkanlık sistemi gelirse daha iyi olacak, daha şey olacak. Hayır, bunlar biçimlerdir, şekildir. Sistem dediğimiz şey, rejim dediğimiz şeyler, bunlar bir takım biçimlerdir. Muhteva değildir. Bunun içeriği var. Muhtevası insanın kendi medeniyetidir. Kendi medeniyetini yükseltmedikçe bu şuna benzer yani. Diyelim ki kap ne kadar güzel olursa olsun, içine koyduğunuz su eğer kaliteli değilse, bu ne kadar süslü, güzel bir kaba koyarsanız koyun, içtiğiniz su gene aynıdır. Siz suyu önce, suyun kalitesini yükselteceksiniz. Sonra da elbette onun kabı da, yani kasesi de veya bardağı da güzel olsun. Ama öncelik içindeki su şey olsun. Yani bizi yaşatan idealimizi önce gerçekleştirmeyi hedef almalıyız. Onu gerçekleştirirken hangi zarf içinde vereceğiz? Onu da düşünürüz elbet. Deneriz hangisi daha iyi olur. O zaman onu yaparız. Ama hiçbir zaman şunu beklemeyin. Bu sistem iyi gitmiyor, iyi değil. Bu sistemi değiştirdim mi? Şu anda da en iyi sistem şu diye görüyorum. Değiştirdim mi her şey bitecek. Hayır, hiçbir zaman onunla bitmez, başlar. Yeni sorunlar, onun uyum sorunları başlar.